Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün önemli iki konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi Halk Bankası olayı ciddi bir şekilde gündeme gelecek Amerika'da. Ve eğer ceza verilirse para cezası, Türkiye bunun altından şu anda nasıl kalkacak onu bilmiyorum. Yani ekonomik reformlar yapmaya çalışıyor ama inşaat yapmaktan başka hiçbir becerisi olmayan ve bunda getirisi olmayan bir şeyle ekonomiyi nasıl kalkındıracak onu bilemiyorum. Evet, yeni yurt dışından yeni insanlar gelip de Türkiye'de iş kuracak mı? Hiç sanmıyorum. Geçici bir dönem dolar düştü, Türk parası değer kazandı ama tekrar yükselmeye başladı. Amerikalı senatörler ciddi bir şekilde Dışişleri Bakanı'na mektup göndermişler. Kaç senatör? 170'ten fazla kongre üyesi mektup yazmışlar. Amerika muhaliflerinin ciddi bir şekilde hapse atıldığı dönemi anlatıyorlar. Tabii S-400 hala ciddi bir sorun. Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamayı yine kendi hükümeti, yani Türk hükümeti yalanladı. Yanlış anlaşılma diye. O yalanlama da çok enteresan. Yani Hulusi Akar doğru konuşmuş ama biz yanlış anlamışız. Bütün basın yanlış anlamış. Evet, Halk Bankası ciddi bir Erdoğan ne kadar istese de, üstünü kapatmak istese de Biden dönemi Trump dönemi gibi değil. Gerçi Trump dönemi de istediği normal bir şey değildi. Yani Trump gibi lümpen bir insan olmasına güvendi ama Amerika'da istediğiniz kadar lümpen bir başkan olun, mahkemeye etkiniz sıfır. Hatta mahkeme sizi yargılayabiliyor. Mahkeme sizin aldığınız bir takım kararları durdurabiliyor ve Erdoğan gibi heyet çekmeniz hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bu çok önemli. Nereye kadar gider onu bilemiyorum. İkinci mesele Türkiye'nin Suriye'ye sattığı silah meselesi. Bu sadece Amerika ile aramızı bozmuyor. Hollanda'da biliyorsunuz geçenlerde Türkiye'nin Lahey'e gitmesi gerektiğini söyledi. Hollanda dışında Fransa istihbaratı çok ciddi bir araştırma yaptı ve bu Fransa basında yer aldı. Alman istihbaratı çok ciddi araştırmalar yapıyor ve bu da ciddi bir şekilde Fransızları rahatsız ediyor. Almanları rahatsız ediyor. Almanların buradaki Osmanlı ocakları ve buna benzer kuruluşlara ciddi yaptırım yaptığı, gözaltılar yaptığını biliyoruz zaten. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Erdoğan nereye doğru gidecek? Yaklaşık bir senedir, belki bir seneden de fazladır hükümet değişikliğinden bahsediyoruz ama Erdoğan'ın ilginç bir yanı var. Basında yer alan bir takım şeyleri yapmak istese de yapmıyor. Bunlardan bir tanesini yaşadık. Hala bir açıklama yapılmadığı için Erdoğan isteğinden mi oldu, Erdoğan inisiyatifi dışında mı oldu bilmiyoruz ama damat Berat Albayrak istifa etti. İstifa et diye bir haber geldiğini bilmiyoruz. Kendi inisiyatifinden mi yaptı, Erdoğan mı onu kovaladığını bilmiyoruz. Şimdi ilginç bir şekilde Berat Albayrak'ın yeniden göreve mi geleceği konuşuluyor. Bu ne olur? Parti başkanlığı bir ara konuşuluyordu. Fakat bu kadar küslükten, ortada görmedikten sonra parti başkanlığının olmayacağını söylüyorlar. Onun yerine işte ikinci başkan mı olur, genel sekreter mi olur diye konuşuyorlar. Ama Berat Albayrak gibi bu kadar pohpohlanmış birisi üçüncü, dördüncü, beşinci sıradaki bir görevi kabul eder mi? Bu kendisini incitmez mi? Onu bilemiyorum. Fakat Hande Fırat'ın bugün yazdığına göre hükümette değişiklikler olacak. Müjdeyi vereyim diyeceğim ama o müjde ne kadar gerçekçi olur bilemiyorum. Acaba bu son Gale olayından sonra bu kadar bağıran, önce böbürlenen sonra bağıran Süleyman Soylu değiştirilecek mi? Ergenekon, Erdoğan ve Hulusi Akar kavgası, hep söylüyorum, ilk 6 ayda meyvelerini verecek mi? Meyvelerini derken işte insan değişiklikleri, bunu göreceğiz. Süleyman Soylu'yu
Erdoğan görevden alır mı? Alırsa yerine kimi getirir? Eskilerden birini mi getirir? Meclisten birisini mi bulur? Onu pek bilemiyoruz. Ama bu değişiklik de bu hafta bomba gibi düşebilir ya da bu ay Mart ayında bomba gibi düşebilir. Süleyman Soylu değişebilir. Süleyman Soylu dışında ilginç bir şekilde bu Gale olayından dolayı Hulusi Akar değişebilir. Gale olayında Hulusi Akar'ın bir rolü var mı? Şöyle bir rolü var. Hulusi Akar gibi tecrübeli, deneyimli birisinin bu oyuna gelmemesi gerekirdi. Erdoğan'ı frenlemesi gerekirdi. Ergenekon'un bu oyununu görmesi gerekirdi. Neyini görmesi gerekirdi? Sadece Hulusi Akar değil, herhangi bir genelkurmay başkanı Gare'de bir 13 kişinin, esir olan 13 kişinin canlı gelemeyeceğini bilmesi gerekiyordu. Bunun için genelkurmay başkanı da olması gerekmiyor. Diğer rütbeliler kıskanmasın ama albaylık rütbesine gelmiş deneyimde olan birisinin Türkiye gibi 30-40 yıldır bir iç savaş yaşayan bir albayın dahi Gare'den o 13 esirin canlı alınmayacağını bilirdi. Zaten hedefte o değildi. Bunu biliyoruz ama hükümet hedefinin o olduğunu söylediği için bunu böyle açıklıyorum. İkincisi, o kadar geniş, dağlık alanda ve bilmediği alanda PKK'yı boşaltmanın mümkün olmadığını da bilebilirdi. Bir daha söylüyorum. Bu Genelkurmay Başkanı olmak zorunda değildi. Bir doğuda, güneydoğuda mücadele savaşmış bütün komutanlar bunu bilirdi. Zaten televizyonlardaki komutanların ara sıra tartışmaları nedeni de bu. Üçüncüsü, oradan bir PKK içinden bir yüksek yetkiliyi canlı ya da ölü olarak ele geçirmek de o kadar kolay değil. Çünkü bunun bir sürü nedeni var ama Türkiye hala şunu kabul etmiyor, bütün dünya kabul etmişken. PKK'yı artık hala tek başına örgüt olarak görüyor. Ciddi istihbaratı olan bir devlet gibi çalışan bir sistem içerisinde yaşadığını ve sadece kendi istihbaratı değil başka istihbaratlarla da haberleştiğini hesap etmiyor. Sadece haberleşmek değil, görüşmeler de yapıyor. Türk istihbaratıyla da görüşmeler yapıyor. Şimdi Abdullah Öcalan'la görüşmelerin falan filan mahkemeleri oluyor. Şimdi fezlekeler öne sürüldü. İşte yok Kandil'le görüşmelerin. Ben çok merak ediyorum. Kandil'le ve Abdullah Öcalan'la görüşen MİT ve asker kökenlilerin eğer suçsa aynı suçu işlememişler mi? Onlar ne adına görüşüyor? Onlar da ya barış ya işte bir takım öneriler üzerine görüşüp tartışmıyorlar mı? Ve Abdullah Öcalan'la avukatlar görüşemezken devlet bu anlamda şunu yapmış, seçim için görüşmedi mi? Ki bunlar gayet doğal, ben suçlamak adına söylemiyorum. Yani bu iş görüşmeyle çözülecek, görüşmeyle çözülecek. De siz Abdullah Öcalan'la da, Murat Karayalan'la da, Cemil Bayık'la da başka aklınıza kim geliyorsa hepsiyle görüşmek zorundasınız. Onun için Türkiye en zor dönemine giriyor. Çünkü işi de ve benzeri örgütlere silah satmaktan üstünü örtmeye çalıştığı bir dosya var. Bu dosya sadece tek bir ülkenin elinde değil, Rusya'nın elinde nasıl anlaşmalar olduğunu biliyoruz. Bunları kendileri açıkladılar. Dosyalar olduğunu, sadece silah değil, IŞİD'den petrol alışverişi yaptıklarını söylediler. Evet, Erdoğan'ın önünde çok ciddi iki dosya var. Trump zamanında kapatabileceğine inandığı bir dosya, iki dosya ama kapatamadı. Biden döneminde hiç kapatamayacak çünkü Biden dönemi Türkiye'nin demokrasiye geçmesi, bütün tavırlarını ona göre alacağını söylediği bir dönem. Bu 170'ten fazla kongre üyesinin mektubunda en önemli yeri muhalefetin tutuklanması yer alıyor. Şimdi buna tekrar başlayacaklar bizim iç işlerimize karışıyor diye ama dünyanın her yerinde demokrasiyle gitmeyen iç işlerine karışılır. Türkiye'nin Suriye'ye de müdahale etmek istemesi, Esad'a müdahale etmek istemesi o değil mi? Laikliği getireceğiz diye açıklamalar yapmadı mı? Laikliği anlatmaya kalkışmadı mı Erdoğan Esad'a? Sanki Türkiye'de laiklik varmış gibi, kendisi laikmiş gibi. Laikliği
ve demokrasiyi araç olarak kullandığını kendisi açıklayan birisi oraya dersler vermeye başladı. Neyse gelelim son olarak hükümet değişikliğine. Mart ayında benim beklediğim iki, yani bir başka bakanlıklar da olabilir. Dışişleri Bakanlığı olabilir. Ben Erdoğan yüzünden Çavuşoğlu'nun çok yıprandığına inanıyorum. Onun değişimi olabilir ama Hulusi Akar'la Süleyman Soylu bakalım Mart ayında değişecek mi? İsim vermemiş Hande Fırat ama belki Perşembe günü programına saklıyordur CNN'de yaptığı. Göreceğiz isimler tartışılacak mı tartışılmayacak mı? Süleyman Soylu'ya veya Hulusi Akar'a ya da ikisine birden güle güle diyebiliriz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.